Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, güzel bir pazar sabahında kalktım, notlarımı hazırladım ve size saymanın temel prensibini anlatacağım. Şimdi saymanın temel prensibi bildiğiniz üzere 10. sınıfın ilk konusu sayma ve olasılık adı altında işleniyor. Şimdi ilk önce toplama ve çarpma yoluyla saymayı anlatacağım ben size. Bunun akabinde bunları kullanarak, buradaki mantığı kullanarak başka başka konularda anlatacağız. Şimdi burada ne yapmanız lazım? İlk önce çok iyi bir şekilde dinlemeniz lazım. Ben bu dersin PDF notlarını aşağıya bırakacağım. Videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan çıktı almanız mümkünse çıktı alın ve benimle aynı anda yazmaya çalışın ve mantığını anlamaya çalışın arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle ezber yapmayın. Ezber yaptığınız zaman çok değişik sorular geldiği zaman yorum yapamayız. Tamam, ben size güzel bir şekilde toplama ve çarpmayla sayma nedir, nasıl yapılır, soruya nasıl yaklaşılır onlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi saymanın tanımı şöyle arkadaşlar. Bir kümenin elemanları ile pozitif tam sayılar. Biliyoruz ki bu Z pozitif. Z tam sayı olarak gösteriyor. Üzerine bir tane bir artı işareti yazdığım zaman pozitif tam sayılar anlamına geliyor. Kümesinin elemanları arasında birebir eşleme yapacağım. Bak, birebir eşleme yaparak verilen kümenin eleman sayısını bulma işlemine birebir eşlemeli sayma deniyor. Yani biz aslında bunu yapıyoruz arkadaşlar. Biz aslında bunu yapıyoruz. Ama bunun matematik olarak bir tanımının bu olduğunu daha önce bilmiyorduk. Şimdi bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi kümelerden hatırlayalım. A ile B sonlu ve ayrık. Bak, ayrık iki küme olsun. Ayrık iki küme ne demek? Ortak elemanları olmayan küme. Yani kesişimleri boş küme olan iki tane küme olsun bunlar. Tamam. Bu iki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısını bulma işlemini toplama yoluyla sayman. İlk önce toplama yoluyla saymayı öğreneceğiz. Şimdi biz kümelerden hatırlayalım. S A birleşim B. Aa, özür dilerim, şurayı A birleşim B yazacakmışım. A kesişim B yazmışım. Şurayı A birleşim B. Şimdi S A birleşim B'yi biz normalde nasıl biliyoruz? S A artı S B eksi S A kesişim B olarak biliyoruz, değil mi? İşte burada dedik ki ayrık kümeler olacaksa bunların kesişimleri boş küme olacak. Yani buradaki eleman sayısı sıfır olacak. O yüzden de S A birleşim B eşittir S A artı S B olarak yazılacak. Tamam mı? Bunun adına toplama yoluyla sayma deniyor. Şimdi buralarda ne yapmamız lazım? Bak şimdi. Asen'in 4 farklı renkte defteri ve 3 farklı renkte kalemi vardır. Buna göre Asen bir defter veya bir kalemi kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi burada dediğin ne? Şimdi şunu demek istemiyorum ben. Şöyle yapılınca toplayalım, böyle yapılınca çarpalım. Eminim bu konuyu okulda anlatılmıştır. Ben biraz geciktim ama mantığını anlamaya çalışalım. Nasıl yapacağız? Bak şimdi. Diyor ki Asen bir tane defter seçsin veya 3 bir tane kalem seçsin. Asen'in elinde kaç tane defter var? 4 tane defter var. Şimdi 4 tane defter var birbirinden farklı. Defter 1 diyelim, defter 2, defter 3, defter 4. Şimdi Asen ya bu defteri seçebilir, ya bu defteri seçebilir, ya bunu ya da bunu. Kaç tane ihtimali var? 4 tane ihtimali var. Veya buna ek olarak, yani artı diyorum. İşte veya dediğimiz zaman artı yapmamızın sebebi aslında bu. Yani veya bunun yanında ne yapabilir? 3 tane kalemi var. Tamam, kalem 1, kalem 2, kalem 3. Veya ya bir tane kalem bunu seçebilir, ya bunu seçebilir, ya da bunu seçebilir. Toplamda 3 tane farklı kalem için ihtimal oldu. 4 artı 3 eşittir 7 diyoruz. Tamam mı? Yani burada soruyla konuşacağız. Soru sana ne anlatıyor? Ne istiyor senden? Tamam mı? Ondan sonra işimizi yapmaya çalışacağız. Mesela burada Ahmet Han'ın 5 farklı pantolonu ve 4 farklı gömleği değil tabii ki. Bu gömleği vardır. Buna göre Ahmet Han bir pantolon veya bir gömleği kaç farklı şekilde giyebilir? Yani Ahmet Han ne yapacakmış? Ya bir pantolon giyecekmiş ya da gömlek giyecekmiş. Tamam mı? Şimdi Ahmet Han'ın 5 farklı pantolonu var ise bu 5 farklı pantolondan bir tanesini nasıl seçebilir? Bir tanesini alır. Ya birinciyi alır, ya ikinciyi alır, ya üçüncüyü alır, ya dördüncüyü alır, ya da beşinciyi alır, değil mi? Yani 5 farklı şekilde bu seçimi yapabilir. Veya ya da gömlek seçimi yapabilir. 4 tane farklı gömlek varsa da bundan da 4 farklı şekilde seçebilir. Ya pantolon giyiyor ya da gömlek giyiyor. Bunu 9 farklı şekilde yapabilir. Tamam. Yani toplama yoluyla sayma bu demek. Kümeler ayrık olacak. Ya birinden birini yapacak, diğerini yapmayacak. Tamam mı? Şimdi gelelim ikincimize.
çarpma yoluyla sayma. Çarpma yoluyla sayma ne arkadaşlar? A ve B boş kümeden farklı yine ayrı kümeler olmak üzere. Bu sefer A çarpı B, yani A çarpı B ne? A kartezyen çarpı B kümesinde oluşan sıralı ikililerin sayısını bulmaya çalışacağız biz. E biz 9'dan yine hatırlayalım. A kartezyen çarpı B, SA çarpı SB ile bulunuyordu. Örneğin bir hatırlatma yapalım. Mesela 1, 2 kümesi ile biz alalım. Mesela A, B, C kümesini. Kartezyen çarpım ne? Bu kümeden bir eleman alıyorum. Bu kümeden bir eleman alıyorum. Bunları eşleştiriyorum. Örneğin 1 ile A'yı eşleştiriyorum. 1 ile A. Sonra 1 ile B'yi eşleştiriyorum. Sonra 1 ile C'yi eşleştiriyorum. Sonra 2'ye geçiyorum. 2 ile A'yı, 2 ile B'yi ve 2 ile de C'yi eşleştiriyorum. Ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Bunu şöyle yapıyorum aslında. Bunun mantığı şu. 1 için kaç tane elemanın var? İhtimalin var 3 tane. Veya 2 için kaç tane elemanın var? İhtimalin var 2 ya A'ya gidebilir ya B'ye ya da C'ye. Bunun için de 3 tane. 2 tane 3 topladığım zaman 2 çarpı 3 yapıyor. İşte buradaki 2 ile buradaki 3 tane elemanın çarpımı bu yüzden böyle oluyor. Tamam mı? Bu yüzden çarpıyoruz. Şimdi bakalım biz bunu nasıl yorumlayacağız. Şimdi 5 farklı gömleğimiz var. 4 farklı pantolonumuz var. Bu kişi bir gömlek ve bir pantolon giymek istemiş. Şimdi tabii soruda ipuçları olacak. Bak burada V diyor değil mi? Şimdi V demek ne demek? Bunu kız öğrenciler daha iyi bilirler. Şimdi kombin yapmak istiyor arkadaşlar. Kombin yani gömleğin yanına pantolon da giyecek. Tamam mı? Yani birinci gömleği giyerse ikinci üstüne de bir tane işte altına da bir tane pantolon giyecek. Karıştırdım gömlek pantolon nereye giyiliyor onu karıştırdım. Ya da ikinci gömleği giydi, üçüncü pantolonu giyebilir. Şimdi biz bunu 5 ve 4 ile değil de şöyle nasıl diyeyim küçük sayılarla bir yapmaya çalışalım. Örneğin bizim bir tane pantolonumuz, iki tane pantolonumuz olsun. Tamam mı? İki tane de hatta yok direkt bununla yapalım. Değil mi? Direkt bununla yapalım. Yani 5 tane gömleğimiz olsun. Gömlek 1, gömlek 2, gömlek 3, gömlek 4, gömlek 5 diyelim biz. Ve 4 tane de pantolonumuz. Pantolon 1, pantolon 2, pantolon 3, pantolon 4. Şimdi ben anlatayım size niye çarpıyoruz bunları. Tamam mı? Hep çarpıyoruz ya da topluyoruz ama bunu niye yapıyoruz onu bir anlamaya çalışalım. Şimdi bu vatandaş ne yapacak? Bu vatandaş gömlek 1 giyecek üst tarafa, alt tarafa diyecek ki ya pantolon 1'i, ya pantolon 2'yi, ya pantolon 3 ya da pantolon 4'ü uydurmaya çalışacak. Tamam mı? O zaman gömlek 1 için kaç tane ihtimalin var? 4 tane ihtimalin var. Veya bu adam ne yapar? Gömlek 1 giymek istemez ki. Gömlek 2 giymek isterse bu gömlek 2'ye ya pantolon 1'i seçecek ya pantolon 2'yi ya pantolon 3'ü ya da pantolon 4'ü. Kaç ihtimal var? Yine 4 ihtimal var. Yani bu adam canı sıkıldı ya gömlek 3'ü seçerse değil mi? Kızlar bak ne kadar zorlandıkları belli. Çünkü ihtimaller çok artıyor değil mi? Yani erkekler olsa ne uydurulsa giyiyor çıkıyor. Gömlek 3 için 4 tane ihtimal var. Gömlek 4 için de 4 tane ihtimal var. Gömlek 5 için de 4 tane ihtimal var. Bak şimdi bak. 4 tamam mı? Kaç defa yan yana toplamış? 5 defa değil mi? İşte yan yana 4'ü 5 defa topladıysa bunun hesabı zaten 4 çarpı 5 olduğunu sen biliyorsun. Ama burada niye çarpman gerektiğini bu şekilde anlarsan İleride çok rahat edersin. Tamam mı? Eşittir 20. Yani hemen 5 kere 4 20 deyip geçmeyelim. O bize bir şey katmaz. Bu niye 5 çarpı 4 yapılıyor? Veyahut da öncekinde niye 5 artı 4 yapılıyor? Bu bize bir şey katar. Tamam mı? Çünkü bunlar birer araç. Yani bunlar ileriki soruların içinde kullanılacak. Üniversite sınav sorularında da bu mantıkla gideceğiz biz. Yani bir işin mantığını öğrendiğimiz zaman korkmayalım. Ama ezbere gittiğimiz zaman hemen çarpayım cevap bulayım dediğimiz zaman 2 sonra takılırız zaten. Tamam mı? Şimdi gelelim buna. Bu ne? 4 farklı ana yemek, 3 farklı çorba, 2 farklı salata çeşidi bulunmaktadır. Güzel. Karnımız da acıktı zaten kahvaltı da yapmadım. Bundan sonra direkt gideyim hemen kahvaltı yapayım ben. Buna göre bir çorba, bir yemek ve bir salata yemek isteyen bir kişi kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Kaç farklı şekilde? Burada dedim ya güzel pazar sabahında notlarımı hazırladım diye ufak tefek sıkıntılar oluyor. Onlar bizim için önemli değil. Tamam mı? Şimdi ne istiyor bu adam? Yemek yiyecek. 3 tane yemek yiyecek değil mi? 3 farklı çeşitten işte salata, çorba ve ana yemekten seçecek. Şimdi bu adam ne yapabilir? Örneğin ne diyelim? Ana yemek ne diyelim? Güveç diyelim. Karnınızı bir acıktırayım şurada.
güveç diyelim, değil mi? Kuru fasulye diyelim. Şöyle kuru fasulye diyelim. İşte ne bileyim bezelye diyelim. Şimdi aklıma ilk bunlar geliyor. Taze fasulye diyelim. Şöyle taze fasulye diyelim. Bir tane daha bir şey alalım. 1, 2, 3, 4. Bir de köfte alalım. Ulan en güzellerini seçtik ha. Köfte alalım. Çorbaya da yayla diyelim. Tamam, tavuk diyelim. Ve mercimek diyelim. Mercimek. Salatadan da ne bulacağız? Bir ben çoban salatasını biliyorum. Bir çoban diyelim. Bir de ne bileyim uydurayım marul salatası diyeyim. Bilemedim şimdi. Tamam mı? Şimdi bu adam ne yapacak arkadaşlar? Bu adam bakalım bunları biz şimdi çarpacağımızı anladık. Bu konuda daha önceden gördüysek ha bunları çarpayım hocam. Ben 24 bulayım dedik de bunu niye çarpacağımızı ben bir söyleyeyim size. Şimdi anlatmaya çalışayım. Şimdi güveci seçti adam, tamam mı? Güvecin yanına kimi seçebilir? Yaylayı seçebilir. Tavuğu seçebilir. Mercimeği seçebilir. Tamam mı? Örneğin yaylayı seçtiğinde düşünelim. Yaylayı da seçti. Bunun yanına kimi seçebilir? Çoban ve marulu seçebilir. Şimdi güveci yaylayı seçti. Çoban ve marul için kaç tane ihtimal var? İki tane ihtimal var, değil mi? İki tane ihtimal var. Artı. Sonra güveci seçti. Tavuğu seçti. Diyelim tavuk için kaç tane ihtimal var? İki tane ihtimal var, değil mi? Yani güveç tavuk için seçti. Çoban ve marulu seçmek zorunda. Sonra güveci seçti, mercimeği seçti. Burada da iki tane ihtimal var, değil mi? Şimdi bak burası ne oldu arkadaşlar? Sadece ve sadece güveç için 3 tane 2 oldu, değil mi? Yani 2 çarpı 3 oldu. Yani sadece güveç için bu adam 2 çarpı 3 çarpmak istemiyorum. Yani 6 demeyeceğim, tamam mı? Şimdi bu adam kuru fasulye yese sadece güveç için bu kadar ihtimal olsa güveç için ki ihtimal şuraya yazayım 2 çarpı 3 veya kuru fasulye için ihtimal 2 çarpı 3 veya bezelye için ihtimal 2 çarpı 3 veya taze fasulye için aynı ve küfte yazmışım ben. Köfte için de 2 çarpı 3 aynı. Şimdi bu niye 2 çarpı 3 6 demedim? Şimdi bir yere varmaya çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nereden çıktı ya? Vallahi billahi sabah sabah. 1, 2, 3, 4, 5 tane değil ki bu. 4 tane şu. Köfteyi silelim şuradan. Dedim. Küfte yazmış oraya. Şunu silelim. 4 tane değil mi bu? Tamam. Bu ne? 4 tane 2 çarpı 3'ün çarpımı 4 çarpı 2 çarpı 3 yani 24'ten başka bir şey değildir, değil mi? İşte bu yüzden çarpıyoruz arkadaşlar. Sebebi bu. Tamam mı? Bu sebebi iyice kafana kazıyacaksın, anlayacaksın, kafayı yoracaksın. Her seferinde tabii ki bunu yapmayacaksın. Şu an ben konu anlatıyorum. Artık mantığını anladığın zaman sen zaten bunları çarpman gerektiğini bileceksin. Tamam mı? Şimdi şurayı bir temizleyeyim ben. 10. sorunun yerini işgal ettik. Şöyle bir toparlayayım şunu. Hep bak sebeplerle gidiyoruz fark ettiyseniz. Yani arkadaşlar burada çarpacaksınız, burada toplayacaksınız demek istemem ben hiçbir zaman. Öyle bir konu anlatım tarzım yok benim. Niyesini dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Şimdi ne diyor? 10 kişilik bir basketbol takımından bir kaptan ve bir yedek kaptan kaç farklı şekilde seçilebilir? Bunu da böyle uydurdum. Yedek kaptan var mı yok mu onu da bilmiyorum ama hadi biz var olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şimdi ne diyor? 10 kişilik bir takımın var senin. 10 kişiden bir taneyi seçeceksin. Şimdi şöyle diyelim. 1 diyelim. 2 diyelim. 3 diyelim. 4 diyelim. 5 nokta nokta 10 tane kişim var benim. Tamam mı? Şimdi bir kez kaptanı kaç farklı şekilde seçebilirim? Örneğin ben bunu kaptan seçtim. Tamam mı? Şimdi 1 için kaç tane yardımcı alabilirim ben? 1 için geriye kaldı 9 tane eleman. Kaptanı 1 seçersem yanına 9 farklı şekilde yardımcı seçebilirim. Eğer kaptanı 2 seçersem kaptan 2 oldu artık. Aynı zamanda yardımcı olmayacağına göre bu sefer 1 boşa çıktı. 1, 2, 3, 4 yine 9 tane. Değil mi? Aynı mantıkla kaptan 3 seçersem şunlar boşa çıktı. Bunlar da sayıyorum. 9 tane. Nokta nokta nokta. En son 10. kişiyi kaptan seçersem ben bunun içinde 9 tane yardımcıya ihtiyaç olacak. Ne yaptık burada? 9, 9, 9, 9. Kaç tane arkadaşım bu 9? 10 tane değil mi? İşte 10 tane 9'un toplamı aslında 9 çarpı 10'dan başka bir şey değildir. Biz şöyle yapıyoruz. 9 çarpı 10 değil de 10 çarpı 9 diyelim buna. Çünkü artık mantığımız öyle oluşacak. 10 çarpı 9, 90. Birincisini 10 farklı şekilde, ikincisini 9 farklı şekilde seçtiğim zaman zaten 90'a ulaşıyorum. Ama sebepler çok önemli. Nedenler, niyeler. Tamam mı? Ne diyor?
7 kişilik bir sınıftan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçilecekmiş. Bu sefer de ne yapacağız? Bu yemektekinin aynısı değil mi? Yani 7 tane yemek var. Bir tane çorba, bir tane salata, bir tane de ana yemek seçeceksin. Aynısı. Şimdi başkan seçelim arkadaşlar. Artık mantığını yavaş yavaş oturtturduğumuz için burada artık yorumumuzu yapabiliriz. Başkanı kaç farklı şekilde seçebilirsin? 7 farklı şekilde değil mi? Başkan yardımcısına geldiğin zaman artık bir kişi başkan oldu ya, geriye kaldı 6 tane kişinin senin. O zaman 6 farklı şekilde başkan yardımcısını seçersin. Yazman en çok işte yazmana düşer bu arada. Yazmanı kaç farklı şekilde seçersin? 5 tane kişi kaldığı için onu da 5 farklı şekilde seçersin. Ve buradan ne yapıyor? 30 kere 7, 210 farklı şekilde. Tamam mı? Bak hep soruyla bağlantı kuruyorum. Konuşuyorum soruyla. Ne istiyorsun? Ben sana ne verebilirim diyorum. Tamam mı? Al bak. Bir tane daha ezber şeyi sorusu. Şimdi diyor ki bir iş toplantısında 10 iş adamı birbirlerine kart vizitlerini vermişlerdir. Buna göre kaç tane kart vizit el değişmiştir? Bu kart vizit olur arkadaşlar. Fotoğraf olur. Başka bir şey olur. Tamam mı? Bu hikaye değişir. Ama mantık her zaman aynı olur. Bak mantık her zaman aynı olur. Şimdi biz yine 1, 2, 3 şöyle yani bunları iş adamı olarak düşünelim, tamam mı? Yani buraya çöp adam da çizebilirdik. İş adamı olarak düşünelim. Şimdi birinci iş adamı kaç farklı kişiye fotoğraf verebilir? Birinci iş adamı kaç farklı kişiye fotoğraf verebilir? 9 farklı kişiye değil mi? 9 farklı kişiye fotoğraf verebilir. Tamam. Veya ikinci iş adamı birinciye kendi kart fotoğraf diyorum ya. Kart vizit karıştırmayalım. Kendi kart vizitini artık 1'e verebilir, 3'e verebilir, 4'e verebilir, 10'a kadar verebilir. Yani 9 tanesine verebilir. 3. iş adamı için de aynısı. 4. iş adamı, 10. iş adamına kadar hepsi aynısı. Burada yine 10 tane 9 olduğu için 10 çarpı 9 eşittir 90 diyoruz ve işi bitiriyoruz. Tamam mı? Yani bak bu ne oluyor? Bunu şöyle yapabilirler. İşte bir şeyde toplantıda herkes birbiriyle kart vizitlerini değiştirmişlerdir veyahut da şeylerini, fotoğraflarını değiştirmişlerdir dedi diyelim. Tamam, işte toplam değişme 90 adet ise kaç kişi vardır? Bak şimdi burası 10 kişi değil de en kişi olsaydı ne yaptık biz? En kişi her biri şu 9 bu sefer n-1 olacaktı. n-1 en tane n-1'in toplamı n çarpı n-1'dir. Tamam. Ezberleyeceğin mi? Ezberleme. Niye ezberliyorsun ki? Gerek yok. Sen bunu kendin yapabilecek, bulabilecek kapasitedesin. Anlaştık mı? Geldik buna. Şimdi bu ne diyor? 10 kişilik bir arkadaş grubu pandemi kurallarına uyarak birbirlerine pandemi selamı verecekler. Böyle yumruk yapıyoruz ya böyle. Yumruklarımızı tokuşturuyoruz ya. Ya o ya da böyle şey yapıyoruz ya. Eyvallah kardeşim diyoruz ya. Ya da o. Tamam mı? Toplam kaç selamlaşma olmuştur? Şimdi bak selamlaşma. Biri biriyle selamlaştığı zaman aynı kişi, yani A ve B kişileri var diyelim. Bu bununla selamlaştığı zaman bu da bununla selamlaşınca aynı selamlaşma oluyor ya. Buradaki olay bu aslında. Dur bakalım nasıl yapacağız. Şimdi ne diyelim? Yine bu sefer çöp adam çizelim. Hadi biraz işleri geliştirelim. Bu sefer çöp adam çizelim. Ayaklarını çizdik sadece. Ellerini de çizelim şunların. Tamam bak biraz eğlenceli olmaya başladı değil mi? Yani matematik öyle çok korkulacak bir ders değil arkadaşlar. Sadece soruyu anlayıp biraz düşünüp yorum yapmamız lazım. Şimdi ne diyor? Bu geldi. Bu bizim bayram sabahlarında olurdu. Böyle dizilirdi millet böyle. Gelirlerdi böyle. Hadi bakalım sen bununla selamlaş. Tamam mı? Şimdi bu böyle sıradan gidiyor. Buna geldi. Sonra buna geldi. Tabii böyle yürüyor bu buradan böyle. Buna geldi. Sonra buna geldi. Ta ki buraya kadar gitti. Bu vatandaş ne yaptı? Şu birinci vatandaş ne yaptı? 1, 2, 3... Kaç kişi vardı da? 10 kişi vardı. 9 kişiyle selamlaştı. Tamam mı? Sonra bu bastı gitti. Yani o selamlaşan basıyor gidiyordu. Sonra geldi bu. Ha bir de kuyruğun sonuna geçse bir daha aynı kişiyle selamlaşacak değil mi? Gerek yok. Gidiyor artık yani. Adam gidecek. Ya kurbanını kesecek ya kahvaltı yapacak Ramazan'dan sonraysa. Tamam mı? İkinci kişiye geldim. İkinci kişi. Burada kaç kişi kaldı artık? İkinci kişiye geliyorum. 8 kişi kaldı değil mi burada? 8 kişi. Bu da işini bitirdi gitti. Artık üçüncü kişiye geliyorum. Üçüncü kişi de ne yaptı? 7 kişiyle bu işi yaptı. Artı. Tamam. Artık geliyor. Üçüncü kişi de 7. kişiyle yaptı. Bu en son kişi artık kaldı değil mi? Hatta bir yazalım bakalım. Şöyle 1, 2 kaçta bitecek? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk baştan böyle işler yapın arkadaşlar. Bu zaman kaybı falan değil. Birinci kişi gitti.
İkinci kişi gitti. Üçüncü kişi gitti. Dördüncü kişi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyle. Tamam mı? Beşinci kişi şunlar. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Yani yutkunamadım. Altıncı kişi 4 kişiyle. Değil mi? Yedinci kişi 3 kişiyle. Sekizinci kişi sadece şunlarla 2 kişiyle. Dokuzuncu kişi de sadece 1. On da tek başına kaldı burada. Hadi o da gitsin artık. Bu ne oldu artık arkadaşlar? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Değil mi? Şimdi bu Gauss toplamı ya da böyle tekrar toplarsın. Ama bu Gauss toplamı demiş ki Gauss. Bu nasıl toplanır? Bu demiş ki son sayıyı alırsın. Şu 9'u alırsın. Bir fazlasıyla çarparsın. 2'ye bölersin demiş. Bunu da yeri gelmişken çok konumuzla alakası yok ama ek bir bilgi olarak vereyim. Nasıl yapmış biliyor musunuz arkadaşlar Gauss? Burayı 9, 8, 7, 1'e kadar gitmiş ya. Bir de buradan 1'den başlamış. 1, 2, 3 böyle gitmiş 9'a kadar. Hepsini alt alta toplamış. 10, 10, 10, 10. Hepsi 10 olmuş. Kaç tane 10 var burada? 9 tane. 9 çarpı 10 olacaktı. Ama aynı şeyden 2 tane olduğu için 2'ye bölmüş. Bunu da rivayetlere göre 5. sınıfta falan yaptığı söyleniyor. Tamam mı? Ek bir bilgi. Yani 9 çarpı 10 bölü 2. Bu kadar sıralamaçma varmış arkadaşlar. Bu ne? Bu 45 yapıyor. Şimdi sana ne formül verecekler? Sana diyecekler ki işte sen de ya da şunu bileceksin. 10 kişi var. Tamam ben hemen bunu 10 kişi varsa tabii formüle uydurmak istersen şöyle yapacaksın. 10 çarpı 10 eksi 1 diye geliyor bak. Çünkü sayın senin 10 ya. 10 çarpı 10'dan 1'i çıkardın diye. İşte n kişinin varsa senin formül yazmak istersen n çarpı n eksi 1 bölü 2 farklı şekilde selamlaşma, tokalaşma olur. Ama bak mantık bak burada bak. Burayı bileceksin. Bak şurada bizim gösterdiğimiz yeri bileceksin. Çok da fazla ezber yapmayacaksın. Şöyle göstereyim. Tamam mı? Ezber hiç yok arkadaşlar. Mantığını her zaman kurduğun zaman hiçbir sıkıntı çekmezsin. Geldik mesela buna. 4 farklı oyuncak 7 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Anam en şeyi böyle. Nasıl diyeyim? En gıcığı. Ya bu mesela kendiniz de yapıyorsunuzdur. İşte ulan bu 4 üzeri 7 miydi? 7 üzeri 4 müydü? Kaçtı diye bir sürü sıkıntılar çekiyorsunuz ama şimdi ben ne dağıtacağım? Ben oyuncak dağıtacağım değil mi? Ben oyuncak dağıtacağım. Kime dağıtacağım? 7 tane çocuğa oyuncak dağıtacağım. O zaman alalım şu 7 tane çocuğumuzu. 1 2 3 nokta nokta 4. 4 7 şu aralara nokta nokta. Heh. Şimdi 4 tane farklı oyuncağım var. Düşünüyorum ben. Birinci oyuncağı seçtim. Birinci oyuncak. Bunu seçtim ben. Bunu kaç farklı çocuğa verebilirim ben? 7 çocuğa dağıtmak istiyorum. Ya buna veririm, ya buna veririm, ya da buna veririm, ya da hepsini, ya da buna veririm. Yani 7 farklı ihtimal var değil mi? Buna bağlı olarak ikinci oyuncağı, şimdi bir şey dememiş ki yani ben birinciyi buna verdiysem ikinciyi niye buna vermeyeyim değil mi? Buna da verebilirim yine. Buna da verebilirim, buna da verebilirim. En sonuncu da verebilirim. Bu da 7 farklı şekilde. Üçüncü oyuncak için, yani ikinciden bir farkı yok ki bunun. Bu da aynı. Bu da 7 farklı şekilde. Bakıyorum artık bak saymanın temel prensibine göre bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. 7 çarpı 7 çarpı 7. Ha bir de dördüncü oyuncak varmış. Niye acele ettik ki? Dördüncü oyuncakta o da 7 farklı şekilde gidiyor. O zaman çarpmanın temel prensibine göre 7, 7, 7, 7. 7 üzeri 4 farklı şekilde bu işi yapabilirmişim. Anlaştık mı? Bu ne olarak karşına çıkar arkadaşım? Bu mektup olarak da karşına çıkabilir. Tamam mı? Yani mektup dağıtırsın. Posta kutusuna mektup atarsın. Öyle de olabilir. Oyuncak da olabilir. Ama bak burada dikkat et. Farklı oyuncak da olacak. Tamam mı? Yani özdeş dediği zaman o farklı bir boyuta giriyor. Şu anlık onunla bir işimiz yok. Şimdi 4 farklı oyuncak 7 çocuğa. Her çocuğa en fazla 1. Oo bak şimdi. Biraz önce canım istedi. Herkese dağıttım. Yani bir tanesini şey 4'ünü de bir kişiye de verebilirdim. Ama burada diyor ki en fazla bir tane ver diyor. Şımartma diyor. Tamam mı? Yani yine 7 tane vatandaş var burada. 7 tane küçük çocuk var. Şuraya da 7.yi çizelim. Şimdi ben birinci oyuncağı kaç farklı şekilde dağıtabilirim? 7 tanesinden bir tanesine veririm değil mi? Yani 7 farklı şekilde. Artık ikinci oyuncağı diyor ki kardeş diyor buna verdiysen diyor buna verme artık diyor. Tamam mı? Şımarmasın diyor. O zaman kaç farklı kişi kaldı? 6 farklı kişi kaldı. İkinci oyuncağı da şuna verdiysek artık tamam mı? Buna verdiysek üçüncü oyuncağı da artık geriye kalan 5 kişiye
verebiliriz. Son oyuncağı da artık buna verdiysek toplamda 7 kişi vardı. 3'ünü düştüm. 4 farklı kişiye bunu verebilirim. Bunu bir çarpalım mı? Şurası 20 yaptı herhalde. Şurası da 42 yaptı. 42 ile bunu çarparsam herhalde 840 gibi bir değer yaptı. Anlaştık. Bak ne yapıyorum? Konuşuyorum soruyla. Ne anlatıyorsun? Ne istiyorsun? Ona bakıyorum. Tamam mı? Gelelim buna. 10 kişinin katıldığı bir sınav. Başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? 10 kişinin katıldığı bir sınav. Tamam. Birinci çocuk. İkinci çocuk. Üçüncü çocuk. Böyle böyle gidiyor. Tamam mı? Ta ki 10. kişiye kadar gidiyor. Çocuk mu da bunlar da bilmiyoruz da. Öğrenci diyelim. Tamam mı? Şimdi birincinin ihtimali ne? Birinci ne yapabilir? Değil mi? Ya sınavında ne olur sınavda? Ya başarılı olursun ya da başarısız olursun. Değil mi? Bunun herhangi bir orta bir şeyi yok. Yani ya geçersin ya kalırsın. O zaman birinci için kaç ihtimal var? 2 tane ihtimal var. İkinci için kaç tane ihtimal var? Bütün ihtimalleri etkiliyor. Bunun için de 2 tane ihtimal var. Üçüncü için de 2 tane ihtimal var. Ya geçecek ya kalacak. Nokta nokta. 10. kişi de içinde artık 2 tane ihtimal var. Yani bu eşittir. 2 üzeri 10. Hocam bu çok büyük bir sayı. Nasıl bir ihtimal olacak buraya kadar? Olur. Hepsi başarısız olur. Değil mi? Bu adam başarılı olur. Bunlar başarısız olur. İkisi başarısız olur. Geri kalan başarılı olur. Baştaki başarılı, sondaki başarısız olur. Ortadakiler başarısız olur. Örneğin. Tamam mı? Böyle bu kadar çok ihtimal var. Ama yorumunu bu şekilde yapıyoruz. Tamam mıdır? Evet. Bir de şehir sorularımız var arkadaşlar. Şehir sorularında da aynı mantık geçerli. Sadece soruyu çok dikkatli bir şekilde okuyacağız. Şimdi diyor ki A ve B şehirler arasında 3 farklı yol. B ve C şehirleri arasında 4 farklı yol vardır. Tamam burada 3 tane, burada da 4 tane farklı yolumuz var. Güzel. Diyor ki A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidilebilir? Şimdi burada da zaten saymanın temel mantığı. Örneğin mesela burası 1, burası 2, burası 3. yol olsun. Burası A, burası B, burası C, burası D dersen. Şimdi yine mantığını anlatayım ben size. Örneğin senin 1 için kaç tane ihtimalin olur? 1, 2, 3, 4 tane ihtimalin olur değil mi? Aynı şekilde 2 için kaç tane ihtimalin olur? 4 tane ihtimalin olur. Yani 1'den A'ya gidebilirsin, B'ye, C'ye, D'ye. Bunlar farklı yollar. 3 için de 4 tane ihtimalin var. Artık 3 çarpı 4'ten 12 farklı yolla gidebilirsin sen A'dan C'ye. Tamam mı? Yani bu gömlekle pantolon olayının aynısı zaten. Şimdi ikinci ne diyor? A şehrinden C şehrine kaç farklı yol ile gidilip geri dönecek, bir de durmayacak orada, tamam mı? Ne yapacaksın? Gittin. Vatandaş gitti. Nasıl gitmişti? 3 çarpı 4 ile gitmişti değil mi? Şöyle kırmızıyla yazayım. 3 çarpı 4 ile gitmişti vatandaş. Geriye döneceği zaman da hiç koşul kaydı hiçbir şey yok. Dümdüz gelecek adam. Bu A'dan 1'e gidebilirsin ya da A'dan 2'ye, A'dan 3'e. Yani geriye dönerken de aslında gidiştekinin aynısı değil mi? Yani 4 ile dönecek, B'ye gelecek, 3 ile de A'ya gelecek. Buradan da 12 çarpı 12'den 144 farklı yol vardır diyebilirsin. Tamam mı? Bak koşulları iyi okuyacaksın. Sonra ne diyor? A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan yolları dönüşte kullanmamak koşulu ile kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Ne diyor? A'dan C'ye giderken örneğin giderken biri kullandıysan dönerken diyor kullanma diyor. Tamam mı? Biz bir gidelim bakalım, hele hayırlısıyla bir gidelim. Şimdi gidişte 3 farklı yol var. B'den C'ye 4 tane farklı yolumuz var değil mi? Ama şimdi geri dönmeyi düşünüyorum. Şimdi mesela giderken örneğin ben 1'i kullandım diyelim ve A'yı kullandım diyelim, tamam mı? Artık dönerken diyor ki adam A'yı da kullanamazsın, 1'i de kullanamazsın. Örnek veriyorum. Burada dönerken kaç tane yolum var? 4 tane yolum var değil mi? Bir tanesine yasak koydu. Demek ki kaldı 3 tane yol. B'ye geldim dönüşte. 1'i kullandığımı düşünüyordum. Artık diyor ki 1'i de kullanamazsın diyor. Kaldı sana 2 tane yol. Bunu da böyle yapıyorum. Burası da ne yaptı? 12 çarpı 6'dan 72 tane farklı yol yaptı. Tamam mı? Bak koşullara bakıyorum. Olayı yorumlamaya çalışıyorum. Bakalım bunda ne diyor? A şehrinden C şehrine, bunları kaçırmışız. Gidişte kullanılan güzergahı, bak güzergah arkadaşlar. Güzergah başka bir şeydir, yol başka bir şeydir. Tamam mı? Şimdi bakalım ne yapacağız? Dönüşte kullanmamak koşulu ile kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Şimdi şurayı bir şöyle bir temizleyeyim ben. Tamam mı? Şurayı şöyle bir temizleyeyim. Bakalım burada neler yapacağız? Nasıl yapabiliriz? Bir kez biz bir A'dan C'ye bir sağ salim varalım değil mi? A'dan C'ye 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4 tane vardı. 3 çarpı 4 şekilde, yani 12 farklı şekilde gidiyorsun. Güzergah ne? Güzergah şu. Örneğin sen şu yolu kullandın, tamam mı? 12 tane yolun içerisinde şöyle bir yol var. Artık adam diyor ki dönüşte aynısını dönemezsin diyor. Aynısını dönemezsin. Şunu yapabilir mi? Yani şununla karıştırmayın bak. Üçüncüyle karıştırmayın. Mesela dönüşte A'yı kullanıp örneğin şunu kullanabilir mi? Kullanabilir. Bu güzergah değil. Güzergah aynısı olacak. E şimdi ben giderken 12 farklı güzergahım vardı. Dönüşte de bir tanesini kullanma diyor. Örneğin bunu kaç tane kaldı? 11 tane kaldı değil mi? İşte bunda ne yapacağım? 12 çarpı 11'den bulacağım. 12 ile 11'in çarpımı da alt alta çarparsak 132. Nasıl yaptığımızı da ben bir göstereyim size. 12 ile 11 pratik olarak 1, 2 şurası ayırıyorsunuz 1 ile 2'yi. Araya da bunların toplamlarını yazdığınız zaman zaten oluyor. Anlaştık mı? Yani buradaki mantık ne? Güzergah birleşik yolları kullanmayacaksın diyor. Burada sen 1'i kullanmışsındır. A'yı kullanmışsın. Dönüşte A'yı kullanıp şuradaki ikinci yolu kullanabilirsin. Üçüncü yolu kullanabilirsin. Sıkıntı yok. Bu güzergaha etki etmiyor. Anlaştık mı? Ayrımı iyi fark edelim. Tamam mı? Evet, geldik artık bu dersteki son sorumuza. Mantığını anlata anlata gitmeye, soruları çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? A, B, C, D şehirleri arasında yollar oklar ile gösterilmiştir. İyi. Buna göre A şehrinden D şehrine kaç farklı yolla gidilebilir? Şimdi bakalım. Bak işte mantık yaptığın zaman, ezber yaptığın zaman zaten sıkıntı başlar. Şimdi, ulan bir sürü yol var. Hangisini çarpacağım? Onu mu çarpacağım? Bunu mu toplayacağım? Diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ne yapacağız? Mantığımızı kullanacağız. Yoruma bakacağız şimdi. Bakalım ne diyor? A'dan D'ye gidecekmiş. Şimdi biz ilk önce ne yapalım arkadaşlar? A'dan D'ye gideceksek. Şu yeşili diyelim ki, yani direkt buradan buraya gitsin bu adam, değil mi? Bak şuradan şuraya gitsin. Bir diyelim ona. Veya adam şunu yapsın. A'dan C'ye. Kaç farklı yolla gidebilir? İlk önce B'ye uğrasın bir bu vatandaş, değil mi? B'ye bir uğrasın. Ondan sonra bir de B'ye uğramadan gelsin. Tamam mı? Şimdi B'ye uğraması için ne yapması lazım? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 tane burada. Değil mi? 3 tane burada. 4 tane de burada olduğu için 3 çarpı 4 kadar B'ye uğrayarak C'ye geliyor, değil mi? İlk önce bu. Bak veya ne yapar bu adam? Nasıl C'ye gelir? İlla ki bunları kullanmak zorunda değil ki. Böyle dağdan bayırdan aşar, değil mi? Ya buradan buraya gelir ya da buradan buraya gelir. Kırmızı yollar kaç tane? 2 tane. Veya onları kullanır. E şimdi ben A'dan C'ye gelen sayımı buldum, değil mi? E bununla bağlantı olarak D'ye giden 2 tanesini çarpmam lazım, değil mi? Çünkü çarpı 2. Bak. Görün bak, sayıya bak. Bunu nasıl aklına tutacaksın? Nasıl ezberleyeceğim bunu? Ezberleyemezsin. Tekrar söylüyorum. İlk önce şuradan D'ye, hiç buraya uğramadan, B'yi C'yi sallamadı adam. Geldi direkt zınk diye helikopterle indi buraya, tamam mı? Bir tane buradan. Sonra amacım C'ye gelebilirim. Yani C'ye de gelebilirim. E ne yaparım buradan? B'ye uğrayarak C'ye gelebilirim. Ya da B'yi transit geçerim. Çevreden böyle dolaşırım. Tamam mı? B'ye uğradığım zaman şu kadar bir ihtimal var. Uğramadığım zaman bu kadar bir ihtimal var. E bu C'ye geldikten sonra toplam kaç ihtimalle geldim ben C'ye? 14 ihtimal, değil mi? 3 kere 4 12, 2 daha 14. 14. Bir buradan 14 derim. Bir buradan 14 derim. Çarpı 2, o yüzden yapıyorum. Tamam mı? Ne yaptı bu? 1 artı 28. Toparladım, 29 bitti. Tamam mı? Evet gençler, güzel bir konudur. Ben severim bunu. Ama çok düşünmek gerekiyor. Adım adıma gitmek lazım bunda. Tamam mı? Çok acele etmemek lazım. Bol bol çalışıp bol bol soru görmek lazım. Anlaştık. Saymanın temel prensibiyle bir dahaki videoda görüşmek üzere, ikinci kısmıyla. Hepinizi bekliyorum. Derslerinize çalışın. Hepinize hoşça kalın. Güle güle.